Gülüyor. Efendim Şükrü'ye, evet. Geldi geleli dikkat ediyorum. Ali sürekli diyor ki sen doğrusun ben yanlışım. Sen doğrusun ben yanlışım. Onu da bulmuş artık Şahin. Böyle geçmiş 10 sene. Evet, evet. Tamam yeter ki sus diye yani. Sus. Öyle mi geçti? Yani abla. Aynı. Yok güzeldi abla. Hep kötü günlerimizi hatırlıyor. Bir de iyi günlerimizi anlat. Hadi güzel günlerini anlat. O da hatırlasın. Anlat aşkım. Anlatayım abla. Baksana ne güzel fırsat veriyorum. Tamam hadi. Abla. Şey... Yok oraları bir susar mısınız? Evet. Şey abla beni istemeye bana bakmaya geldiler. Ben kıyafetime karışmışlardı bir konuda. Ben o yüzden hani süre istemiştim. Hani onu tekrar... da söyle. Onu da söyle. Çekinme söyle. Söyle. Hani fazla açık giyinme falan diye o şekilde. Evet. Ya hani ilk baştan... O sizin aranızda kim mevzu? Mutlu günlerinizi anlat. Yok diyorum. Abla baştan anlatayım hani isteme gününden bu yana. Bu isteme de kalmış o hala. Şu dün abla... de şu istemeden çık, çık oradan çık. Evlendiniz artık. Hı-hı. Hani o mutlu günlerinizi istiyorum. Abla evlendiğimizde bile arabada geziyorduk hani mutluyduk. Evet onları hatırlat mesela. Hatta sözlüyken gece arabada dışarıdaydık. Ali'mle iddiaya girdik. Yani ha. Kim yüksek sesle bağıracak diye, seni seviyorum diye haykırdık ikimiz de. He. Sonra niye o güzelliği bozdun Ayşe? Yemeğe gittik, söz verdik birbirimize ayrılmayalım diye. Alim bana dedi, elimi tuttu, sonra kim seni bozdu bırakmayacağım o, dedi. Birbirinize verdiğiniz sözleri, o mutluluğu, seni seviyorumları hanginiz bozdu ilk önce? Sen mi, Ali mi? İlk önce ben bozdum ama ben hala sözümü tutuyorum abla. Çünkü bırakmıyorum, arkasındayım. Ama adımı kaybetmişsin sen. Kaybetmedim abla, burada karşımda. Çok şükür. Kazanırım diyor musun? İnşallah. Biraz zor abla. Zor değil abla, kolay. Zor abla, zor. Kolay. Ben dün de söyledim, ağzından kuş tutsa da. Kolay. Abla dün karşımda daha şeyde bugün şifre vermek istiyor bakışlarıyla. Bugün daha etkili, daha canlı, daha güler yüzlü, daha çekici. Çekici mi? Abla güzel. Yakışıklı abla, çınarım, ilk göz ağrım. Aşkım. Söyle söyle, içinden geçen her şeyi söyle. O yakaladın adı, bu söyle. Ben işte, kurban olurum abla ona. Konuş ha. Aman aman, sen git çocuklarına kurban ol, bana olma. Yok, ben önce sana sonra çocuklarıma kurban olurum, hepinize. Bana olma, çocuklarıma. Mikrofonsuz konuşmayalım. Ama dün babam bağlandı, dedi ki... Bırak dedi, bırak da gel. Bırakmayacağım abla. Çocukları da ver dedi baban. İstemiyor. Ali demek yok. Durmak ama annenle yok, baban istemiyor. Devam. Ben de dedim ki yürümez dedim. Abla görüyorsun dedi Ali de. Ben onları da ikna ederim abla. Zaten benim Ali'mi seviyorlar. Ortanca kız kardeşimin yok, senin eşinden ailenin... daha çok seviyorlar yok, Ali'mi. Yok senin ailenin Ali'yi istediğini düşünmüyorum. Çünkü Ali daha önce Ali telefona bağlandığında... Eşyaları sattılar, yediler. Doğru abla. Neydi o, neydi o mevzu? O zaman ben işte dördüncü evde oturuyorduk, en son evde. Ha. Tartıştık yine bununla biz. Öyle değil. O zaman sen konuş ya. Allah Allah. Sonra... Tamam önce Ali anlatsın sonra sen anlat. Tartıştık abla, ondan sonra babası geldi. Evet. Ondan sonra babası işte şöyledir böyledir. Yine onlarla babasıyla da tartıştım az. Kavgası yaptım. Evet. Bir de baktım olabilir, polis geldi. İçi. Kapıya polis geldi. Beni kelepçe dediler, götürdüler. Değil. Abla eksik anlatıyor. Ben anlatabilir miyim abla? Buyurun. Abla ben kız kardeşim çalışıyor. Ya yaşayan benim, benim ya. İşten yaşayan çıkmıştı. Benim ya. Sen misin ya? Ya babam gel, ailem kirayı geciktirdi. Ödeyemediler birkaç ay. Kız kardeşim de yeni evlenmişti o ara. Ali'mle birlikte biz yeni 2 ay önce tutmuştuk o evi. Oturduğumuz evi 500 milyondu kirası. 500 bin. 500 TL. 500 TL. Alim dedi ki abla. Ne bileyim hani yıllık beni, mı veriyorsunuz dedim senin ya. Anne, senin annen babam benim de annem babam. Dedi ben sahip çıkarım ailene dedi. Evet. Hani söz verdi, konuştuk hep birlikte. Benim de işe girip çalışmamı istedi. Hani ikimiz birlikte çalışırız. Hani sonra niye kelepçelendi adam? Annem gitti çocuklara bakar dedi. Sonra ben ailemle gittim oturduğumuz yere. Hani o konuda hakkını yemem. Allah razı olsun. Benim ailem dışarıdayken benim ailemi dışarıda bırakmadı. Dışarıda bırakmadım. Böyle mi oldum ben? Ya sonra hakaretin hepsini saydın bana. Sonra Alim o gün geldi. Alim diyor. Sonra o gün geldi abla.
Ya geç geldi eve. Hani ben ailemi getirdiğim için mi artık hani o şekilde anlaşmıştık ama hep birlikte oturmak için anlaşmıştık ama geç geldi. Tartıştık. O ara biz de kirayı geciktirmiştik. Kayınvalidemin yanına tekrar gidelim dedi Ali. Ya ben de gitmek istemeyince o yüzden ben ekip çağırdım. Uzaklaştırma aldım. Yani durduk yere şey yapmadım abla. Yalan Ali eksik anlatıyor. Peki sonra sen yine telefona bağlandığında dedin ki Ali, abla dedim beni değil bir gece onu nezarette tuttular dedim. O nasıl oldu? Orada işte Antalya'da tartıştık yine. Orada bir polis kadın vardı. Evet. O beni çekti. Çocuklara bakabilir mi bir gün dedi. Bakarım abla sıkıntı yok dedim. Evet. Tamam senin çocuklar gitti bir gün dedi nezarette katacağım. Niye dedi. Aldı gözaltına? Onu bilmiyorum abla. Bir gün ne kaldı. Yaptın da seni gözaltına aldılar? Abla, bir gün aldı yani, bir gün yattı. Abla anlatayım mı? Kendi suçu abla. Ben orada patronumuzun eşiyle tartışmıştık. Ya, onları da söyle, hakaret, birbirimize söyle. Hakaret etti. Sonra Ali beni arkasına almadı. Ben önce gittik, karakola gittik. Ben hani o ara kısıtlamalardan dolayı hani Ali'me muhtaçtım. Hani gidecek yerim yoktu. Ailemin yanına da gitmek istemiyordu. Evet. Ya ilk defa o zaman Antalya'ya gittiğimiz ilk yıllardaydı. Sen niye gözaltına orayı da bilmiyordum. Aldın, onu anlat. Orayı da bilmiyordum. Sonra ben Ali'mden şikayetçi olmadım. Tekrar eve geldik. Tekrar yine patronumuzun eşiyle tartıştık. Tekrar Ali'm benden şikayetçi olmuş. Niye tartışıyorsunuz patronun eşiyle? Bir konu yüzünden Ali'mi kıskandığım için ben o yüzden abla, tartıştım. Ona da bazı kelimeler söyledi o kadına. Bak o bana işte bir şöyle bir şeyler şöyle aileyle. Tamam mı abla? Ondan abla, sonra gari, bak karakoldan geldik. 15 dakika sonra tekrar bir polis daha geldi arkasında. Onu, bir daha gittik. Onu abla olsun. Ali çağırdı. Ben şikayetçi olmadım halde. O bana şikayetçi oldu. Nezarette yattım ben suçsuz yere. Ondan sonra nezarette yatırdım ben onu. Suçsuz yere yattım abla. Belki akıllanır ben. Dedim. Belki bir gün yatar. Belki akıllanır dedim ama yine olmadı. Ya polis geldi abla, polis bıraktı bizi 15 dakika ayrıyeten bir polis daha geldi abla. Ben çağırmadım aynı. Abla onu. Onu Ali çağırmış kendi. Ya ne yapayım abla, çenesi durmuyor. Kadına hakaret ediyor. Niye? Ne kadar ayıp. Kadını itham etmiş. Abla o değil, şimdi o kadından ekmek yiyorum, ben o kadına çalışıyorum para, annemin evet. Para alıyorum. O kadına bir hakaret etti ya. Niye yapıyorsun bunları? Ondan işte ben Ali'mi seviyorum. Ya sen bunları yap, beni işten et. Olsun Alim Alim'di. İşten böyle bir şey var mı abla? Sonra abla beraber geldik. Hı. Ben gideyim helalleşeyim hepsiyle falan dedi. Arkamdan komple kurmuşlar bana. Numaradan gidip helalleşti. Beni ayakta uyutuyor. Şey tekrar orada işe başlamış. Bir hafta sonra gitti onların yanına çıkarmamış. Adamın suçsuzluğunu anlamışlar. Demişler ki karısında demek ki var bir rahatsızlık. Abla beni yok. Çağırdı. Akşam biz konuştuk. Bu evdeydi. Gel akşam konuşalım dedi. Konuştuk. Bana dedi ki patronum. Ali dedi ben senden memnunum dedi. Hiçbir sıkıntım yok oğlum senin. Sen benim oğlum şehidinesin dedi. Buyurun. Ondan sonra ama dedi senin sıkıntı dedi ailen dedi yani eşin dedi. Eşin olduğu sürece hiç her tarafa gitsen git dedi sen bu kadına yapamazsın dedi. Yapamazsın dedi bana. Bak o kadın bunu bana söyledi yani abla. Beni de izliyor buradan. Ben biliyorum onu. Allah Allah. Beni izliyor buradan o. Şimdi peki bunlardan bu yaptıklarından pişman mısın? Annen abla pişmanım ama Ali sadece bana yükleniyor. Kendini hiç suç aramıyor. Ama sen adamın patronunu gidip de itham edersen, yani yok. Böyle bir şey söylersen, Ayşe bunlar çok ağır laflar. Yok, sen hiç düşünmeden konuşuyorsun abla, bazen. Abla başka yaptığı hatalar da var, onu şey yapıyor. Söyle hatalarını adam, adam söyle diyor. Biraz günlük... önce bir şey duydum abla, casusumun birinden. Mesaj Allah'ım geldi bana. Allah'ım yarabbim. Ne duydun? La havle ya. Ne duydun söyle. Ne duydun? O bende kalsın abla. Niye ama, söylemiyorsun? Söylesene. Abla bana oyun yapıyormuş Ali burada. Ne? Bana malum kişiyle oyun yapıyormuş abla. Ne oyunu? Merak ediyorum. Ne oyunu? Abla, ne oyunu Ayş? Abla konuşmuş biraz önce. Ben duydum abla. Şimdi kimle konuşursa konuşsun. Ali burada mı? Burada abla burada. Çok şükür. Şimdi diğer şahısları bırakıp. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Özür dilerim. Estağfurullah. Geldim geleli yanımda Necmettin abim var burada. Ona sorabilirsiniz. Telefonla kimle konuştum konuşmadım o benim başımda. O benim yanımda. Kimle konuştum o söylesin size abla. Abla bir de bir şey diyebilir miyim? Evet. Abla Ali mi bir tanıdığı görüntülü aramış. O kişi varmış. Ya o kişi derken
Neco dedikleri kişi telefona bağlanmıştı ya, ben Ali'ye iyi bakıyorum. Durup dururken niye bakıyor? Şu an burada, yanında niye geldi? Burada, kendisi burada. Şifre var burada. Ya sana ne, arkadaşı adamın... Arkadaşı kendisi değil burada. Abla. Değil abla. Ben boş değilim abla, ben Allah biliyorum Allah. Bir şeyler. Arkadaş değil abla. Ayşe'cim sen kendi mevzuna bak. O onun arkadaşıdır, abisidir, yakınıdır. Kötü günündedir, ona sahip çıkmak istiyordur. Allah Allah. Ona kafası dağılsın diye yardımcı olur. Bunu herkes yapar ya. Sen de kadından kıskanıyorsun, erkekten kıskanıyorsun, herkesten kıskanıyorsun Ayşe. Abla senden bir şey rica edebilir miyim? Evet. Abla ben bugün Ali'mle baş başa konuşabilirim. Hayır, her şeyi düzelteceğim şey abla. Ben tek kalayım, şey her şeyi düzeltirim. Hayır abla. Ayşe burada da düzelt. Senden öyle bir şey göremedik henüz. Aşkım ben her şeyi düzelteceğim. Ali bu çok güveniyor kendine. Seninle yalnız kalırsa ben... düzelteceğine inanıyor. Düzeltirim abla ben. Ben birleşmem abla. Ben düzelteceğim abla. Ben yan yana gelmem diyor. Abla ben düzelteceğim. Burada bile istemiyor. Şuraya kadar gittiğinde rahatsız oluyor. Ben doğruları anlattım abla hani. Efendim hani... Ayşe. Konuşamıyoruz. Ayşe'nin en büyük sorunu Ayşe dinlemeyi bilmiyor Seda. Bilmiyor. Dinlemeyi... Zaten konudan çıkıyor başka yere gidiyor. Ne soruyorsam başka şeyler hayal dinliyor. Hayal aleminde. Bir şey yani. Casuslarımdan aldığım casus, haberler, şifreler. Düşündüklerini gerçek gibi zannediyor. Dinlemiyor. Anlamıyor. Anlasa da anlamak istemiyor. Ali aslında Ayşe'ye karşı o kadar da kötü değil. Ayşe şu Ayşe, anda bile sürekli bir... Efendim abla. Bak Ayşe ablam konuşuyor. Niye ona bakmıyorsun? Dinlemiyor ki Ayşe. Ya duyuyorum abla ben ne seni. Ne dedim ben? Heh. Abla hadi. Ben Ali'm. Ali'min kalbi temiz abla, dediğin gibi. Aynen kötü birisi değil annen o. Annen kalbi... Öyle bir şey demedi ki kadın. Başka bir şey anlatıyor. Ayşe sen neredesin? Burada diyorsun? Değil ablam, burada değil. Çok bak, zor sen kadın. Var ya bak ben... Gerçekten sen... çok zor kadın. Mikrofonu aldım ben sana döndüm. Seni dinlemek için bak sana döndüm. O dönmedi, ben farkındayım. Dönmüyor. O şimdi yok, başka bakmıyor. Bir yerlerde. Kafası nerelerde? Göz teması yok. Yok. Çok zor kadın Seda. Ben de göz temasında olmayan insana şey yaparım yani. Biraz rahatsız olurum biliyor musunuz? Gözüme bak konuşurken. Heyecan yani, var abla biraz. Ne heyecanı? 6 aydır buradasın. Yok, abla, Ali... Bir yerlere sığınma. Abla Ali'mi görünce daha çok heyecan yapıyorum. Yok Ayşe, genelde sen göz temasından kaçan bir kadınsın. Farkındayım. Ama bakman gereken yerlere de bakıyorsun. Onun da farkındayız. Efendim Tülay. Şimdi yayın ilk başladığından beri Ali daha olumlu ve daha böyle sıcakkanlıydı. Ayşe yorumlarına başladığı an Ali'yi kendinden uzaklaştırıyor. Ali'nin her söylediğine olumsuz, hayır abla, öyle değil abla. Sen bu şekilde yaklaşırsan Ali senden daha da uzaklaşacak. Aslında aynen. Ali çok merhametli ve çocuklarını seven bir insan. Aynen. Sen daha iyi yaklaşırsan o belki yumuşayacak. Ve İnşallah. Son bir kez şans verecek sana. Ama İnşallah. Sen çok olumsuz yaklaşıyorsun. Verecek. Ve kimse bak yine Ali'ye dönüp Ali'ye inşallah diyorsun. Söylediklerini kimsenin dinlemiyorsun Ayşe. Evlilik böyle olmaz. Fedakarlıktır. Sen patronundan yani onun annesi babası yerine sayılan insanlardan ekmek onu kıskanırsan... Ya, adamın ekmeğinden etmiş ya. Adam çalışmazsa nasıl sana para getirecek? Çocuklarını nasıl geçindirecek? Onlardan bile kıskanırsan bu adamı sen, bu evlilik zaten tabii ki biter yani. Bütün olumsuzluk sende. Ali aslında ben şimdiye kadar yapılan yorumlarda Ali'yi biraz suçluyordum. Ama 2 gündür gerçekten Ali iyi bir baba, iyi bir kocaymış. Ama sen uzaklaştırmışsın Ayşe. Aynen abla, orada haklısın, iyi bir eş, hiçbir şeyim eksik etmiyordu. O zaman niye hala olumsuz yaklaşıyorsun? Ben düzelteceğim abla inşallah, gönlünü alacağım. Gönlünü düzeltmek için çaba sarf et. İnşallah. Ayşe burada ailesini ve çocuklarını düşünüyor. Bir şans daha istiyor. Her şeye rağmen çocuklarını ve ailesini düşünüyor. Çocuklarını da Ali'cim tekrardan bence bir şans vermeni istiyorum. Çünkü yok, evlatların var senin burada. Ablacığım ben çocuklarımı alacağım. Ben birleşmem bunu. Alacaksın, alacaksın da. Yani bir şans daha ver Ayşe'ye bence. Belki vermem daha abi. İyi olacak. Belki vermem yuvanız abi. Düzelecek. Çocukların hayır. Hatırı için bir şans daha ver. Belki hatalı olabilir, yanlışları olabilir ama
Bence bir şans daha hak ediyor abla, Ayşe. Şuradan bak, ben sana şunu söyleyeyim. Şuradan çıkayım yine aynısını yapacak. Yapmayacağım. Ben biliyorum çünkü. Yapmayacağım. Ben biliyorum ya, ben kaç senede ben bunun yanında olduğum için ben biliyorum. Yapmayacağım. Şunu şöyle yapmayacağım, bunu böyle yapmayacağım dedi, yine aynısını yaptı. Bunu yapmayacağım, şöyle yapmayacağım, 75 milyonların da söz veriyorum aşkım, sana yapmayacağım. Geç. Aşkım güvenebilirsin bana. Bak dün de sordum, ne o yapmayacakların mesela? He. Yine yapar abla, şuradan çıksın yine yapar. Ne yani, mesela? Hani tartışma yaratmayacağım. Hani güzel sözler söyleyeceğim, sürekli güzellikle yaklaşacağım. Kıskançlık yapmayacağım. Kıskançlık yapmayacağım. Kıskanmadan durabilir misin? Durabilirim abla, söz veriyorum. Huylu oyundan vazgeçer, içer mi abla? Söz veriyorum huylu abla. Huylu oyundan vazgeçer mi? Geçmez, yine ailesini yapacağım. Ben efendim Şadıman. İkisine de şu an üzüldüm çünkü neden? Çaresiz kaldı artık Ayşe. Ayşe, bak... Devamlı tatlı değil de güler yüz. Devamlı tatlı konuşacaksın. Ona sevdiğini anlatacaksın. Ama sen her anında ona yalancılıkla suçluyorsun. Olmaz. Arkadaşlardan kıskanıyorsun. Olmaz. Yani sen biraz kendine fren koymalısın. Onun için evlatlarına sarıl. Zamana bırak. Belki zamanla düzelebilir. Ben düzelteceğim inşallah. İnşallah. Adem'le buradan el ele çıkıp gideceğim. Hepiniz şok olacaksınız inşallah. Yok şok olmam, ben memnun olurum. Allah razı olsun. Ben memnun olurum, şok olmam. Niye şok olayım ki? Ali, dün dedin ki yaptığı hiçbir şeye inanmıyorum abla dedin. Döktüğü gözyaşına da inanmıyorum dedin. Mesela burada iki gündür, altı aydır dil döküyor ayrı. İki gündür, şimdi sen neticede çocuklarının annesi. Onun vücut dilinden, hareketlerinden tanırsın. Kadınını bilirsin ve farkındasın. Düzelmez düzelmez diyorsun ama yani üzülüyor musun bu çabasına? Ben üzülmüyorum abla. Seni boşuna tekrar... kendini boşuna yıpra diyor burada. Ya da şöyle sorayım. Seni tekrar kazanmak istiyor olması, bunun için savaş vermesi, senin için savaş veriyor. Etkilendin mi bundan? Boş abla. Boşuna kendini harap ediyor. Boş bu. Değil abla. Kendini... Başka ben bir şey diyemem. Abla ben geldim gelir hiç götüremedim. Ama sen bir yerde kaybettin bu adamı. Nerede kaybettin Ayşe? Şimdi bu adam diyor ki olmaz. Etkilenmiyorum diyor. Buz gibi duruyor orada bak, buz. Bitirmişsin. Bugün nerede abla, kaybettin sen Ali'yi? Nerede kaybettim abla? Sürekli kıskançlık yaratıp kavga çıkartarak. Abla zaten Ali'mle... Antalya'dan Konya'ya gelirken abla 2 saat gözyaşı döktük geldiğimizde. Ayrılmamak için 2 saat ağladık abla. Sonra ne oldu? Sonra tekrar yollarımız sonra ayırdı. Taksi çağırdım, annesinin evine yolladım abla. 2 saat ağladım. İlk kez o kadar ağladım. Ağladım, ben de ağladım. Ben niye ağladım? Çocuklar işte dedim, perişan olacak çocuklarımız dedi. Yapma dedi. Etmedim. Ben gideceğim. Şimdi gideceğim dedi... gideceğim. Bak ama bak ne diyor bak. Taksiyi çağırdım, bindi, hiç arkasına bile bakmadı. Bindi arabaya, aldı çocukları gitti. Abla şimdi de düşünsün çocuklarımızı. O zaman çocuklarımız için ağlamış, şimdi de düşünsün. Çağlar abi senden bir şey rica edebilir miyim? Abi Ali'mle ikimizin şarkısını söyleyebilir misin? Çağlar Bey istemiyorum lütfen. Hayır. Ben istemiyorum. Abi istemiyorum. Beni biraz çaldığından çıkarım ben buradan Çağlar Bey. Lütfen rica ediyorum.